Evet, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere özel fikirlerimizi sunacağız. Tabii konu başlığımız ne? Sizi garipseyebilirsiniz. Düz dünya ile alakalı konuşacağız Evet. arkadaşlar. Bayağı büyük bir kitleye ulaşan düz dünyacılara biz de katıldık artık. Zaten daha önceden de öyleydi ve bunu tescillemiş olduk. Bugün bildiğimiz şeyleri kendi Hayır, aramızda. tescillemiş olduk değil. Beni ikna edeceksin dünyanın düz olduğunu. Tamam. Çünkü ben emin değilim yani. Dünya düz mü, yuvarlak mı emin Evet. değilim. Senden fikirlerini duymak istiyorum. Çünkü gerçekten etkili. Evet. Şimdi bilirsiniz ki biz zamanında çocukken böyle gökyüzüne bakardık. Yıldızlar derdik işte, aa işte bulutların oradalar falan. Ay'a bakardık, hemen derdik yukarıda, güneş yukarıda böyle bakardık. Zaten şu an baktığım yerde hemen cam var, dışarıyı görüyorum. Biz böyle büyüdük. Sonradan işte bu 1990'larda televizyon yaygınlaşınca işte şunlar bunlar falan işte dünya yuvarlak şöyle böyle güneş çok uzakta şu kadar milyon kilometre uzakta falan fişman. Yani bir ara inandık. Sonradan tekrardan düz dünya ile alakalı videolar izleyince YouTube'da çok sağlam kanallar var. Siz de izlerseniz etkisi altına girebiliyorsunuz. Size söyleyeceğim. Daha derinlemesine düz dünyayı bir de benden dinleyin bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar dünya çok eskiden yaratıldığında Hazreti Adem'den önce varlığını sürdüren bu dünyada işte hayvanlar, dinozorlar işte vesaire bunlar vardı. Bunların ölme hikayesi bile göktaşı ile alakalı olmayabilir. Çünkü Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ne bileyim bir sel olur, bir tufan olur, hayvanlar toprağın altına gömülebilir, değil mi? Böyle biraz mantıklı düşünmek lazım. Her şeyi göktaşına bağlamayın. Çünkü şimdiye kadar böyle bir göktaşı dünyaya düşmedi. Biz görmedik. Konuyu şöyle bağlayalım. Düz dünya ile alakalı şöyle bahsedeceğim size arkadaşlar. Yani nasıl düz bu dünya? Yani bunun açıklamasını bize nasıl yapabilirsin? Ben Ya merak düz ediyorum. dünya değil de yine Yüce Allah'ımızın tabiriyle dünyayı bir döşek şeklinde yaptığından bahsediyor. Döşeği bilirsiniz eskiden biz çocukken köylerde yere bir döşek sererlerdi. Döşek böyle engebelidir. Dünyayı da o zamanki cahil insanlara belki anlatmak şeyinde böyle bir terim kullanılmış olabilir. Yani döşek mahiyetinde. Yine düz bir Yani alan sayılıyor. düz söyle, yani dünyalarla beraber engebelelim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim bildiğim ve yine YouTube'da izlediğim videolarla fikirlerimin mantıklı bir şekilde çakışmasında işte dünyanın tam ortasında işte Rusya çok yakın, Amerika çok yakın. Böyle Evet. Her yer birbirine merkezi yakın. yerlerde soğukluk var. Çünkü güneş bir fener gibi düşünün. Gezdiği alanı aydınlatıyor. Ne hikmetse. Şimdi NASA'nın söylediği gibi olsa güneş her yerden parlak gözükür. Batarken de parlak gözükür. Değil mi? Yani Evet. güneşe bakamazsın batarken. Çünkü yani affedersin güneşin kıçı da dönük olsa aynı ışığı vermesi gerekir. Ama güneş başka bir yere baktığı zaman ne renk oluyor? Turuncu oluyor. Böyle sönüyor değil mi tam batarken? Evet. Saçma. O zaman da çok canlı ışık vermesi lazım. Sonuçta şu kadar milyon kilometre uzakta diye inandık, değil mi? Evet. Güneş bizi aldatıyor ya da dinlediğimiz hikayeler bizi aldattı. Ne dedik? Güneş düz olan dünyada şu şekil turluyor işte arkadaşlar. Baktığı yer fener ışığı gibi aydınlatıyor. Arkasına döndüğü zaman rengi gidiyor. Batma anında oluyor bu. Şöyle söyleyeyim. Dünyamız bunlarla sınırlı değil. Antarktika dediğimiz kıta çok büyük bir kıta. Onlarca devletin imzasıyla anlaşma altına alınmış. Yani şöyle hiçbir kimse Antarktika'yı fethedemez. İşte Antarktika'ya kafana göre giremezsin, gezemezsin. Niye? Çünkü dünyanın sınırı. Dünyayı çepeçevreyle çevrelen Antarktika duvarları var arkadaşlar. Yani Geçilmiyor mu orası? geçilmiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim sana Gizemciğim. Bir sürü ülke imza atıyor. Böyle bir toplantı yapıyorlar. Böyle bir masaya oturuyorlar. Diyorlar ki işte Antarktika'ya
işte askeri bölge olsun. Kimler olsun? İşte Amerikan askerler olsun, İngiliz askerler olsun. Böyle işte oraya girilmesin. Hep böyle sınırlayıcı videolar. Ama belgeselde baktığımız zaman işte hayvanlar yok, orada hayvanları çekiyorlar. İşte penguenler falan. Bunlar hep hikaye arkadaşlar. Orası dünyanın sınırı. Dünyanın sınırı. Artık kaç kilometre dibe doğru gidiyor? Kaç kilometre sonra önüne ne çıkıyor? Gerçekten bir duvar mı var bilmiyoruz. Ama gerçekte bildiğimiz şey mavi bir duvarın olduğu arkadaşlar. Gökyüzüne baktığımız zaman her zaman mavi deriz değil mi? Normalde NASA'nın anlattıklarına göre gecede gündüzde simsiyah olması gerekir. Mantıklı bir şekilde. Üstümüz maalesef, maalesef demeyeyim, gelmişte de geçmişte de kapalıydı. Yani dünyanın üstü kapalı arkadaşlar. Uzaya çıkış yok. Yok diyorsun. Demiyorum yani Yüce Allah'ımız diyor. Yani bir ayet var. İsmi ve kaçıncı hani şeyde olduğunu bilmiyorum. Ama diyor ki elinizden geliyorsa diyor hadi bakalım bir çıkın diyor. Hani dünyanın dışına çıkın. Oranın anahtarları Allah'tadır diyor. Allah dilediğine verir. İstediğini oradan geçirir diyor. Oranın kapalı olduğu bu şekilde insanlara beyan oluyor. Peki bu görseller, filmlerdeki gördüğümüz hani dünya yuvarlaktır, işte uzaya çıkım oluyor mesela, uzaya çıkanlar oluyor. Bunlar hep hayal ürünü mü oluyor? Bu konuyla alakalı şöyle söyleyeyim. İşte dünyayı yöneten Siyonizm, işte parayı yöneten insanlar, insanların ne bileyim bunu bilmesini istiyor. Hani şimdi şöyle düşünün, bir kişiyi etki altında tutman için onu belli bir alanda yaşadığına ikna etmen gerekir. Kendi kurallarına. Mesela ben bu evde yaşıyorum. Çoluğumun, çocuğumun, karımın yaşatırken sıkı bir disiplinle onlara baskıcı, işte onları döven, söven, eziyet edip hep siz bu odada duracaksınız, bu odadan çıkış yok, işte buradan aşağı inemezsiniz, buradan çıkamazsınız gibi kuralları koyan kötü bir babanın yaptığını yapıyor bu Siyonist düzen. Kandırıldık yani. Kandırıldık. Şimdi orada ne oluyor diyelim? Belki bunlar bir çıkış buldu. Belki oradan bir ne bileyim petrol çıkarıyorlar. Bir hazine çıkarıyorlar. İnsanların oraya gitmelerini istemiyorlar. Ulaşmalarını istemiyorlar. Zaten orada yaşayamayız arkadaşlar. Aşırı soğuk. Gece belki -200 derece soğuklukta. Antarktika'da gece uyuyamazsınız. Çadır kursanız olmaz. Ev yapsanız olmaz. Ulaşım yok. Elektrik yok. Oraya çok teçhizatlı kişiler gidiyor. Orada ne yaptıkları da meçhul. Ne yaptıkları da bilinmiyor. Hiç kimse mi gitmemiş oraya? Yani giden... Ya gidenler var. Zaten YouTube'da videolar izlerseniz orada işte ne bileyim böyle araştırmacı bir komutan var. Amerikalı. Adı aklıma gelmiyor. O adam orada demiş ki işte Amerika kıtasından daha büyük kıtalar var. Daha fazla yerler var diye. Adam demek ki görmüş ki bunu söylüyor. Sonra bu yakın bir zamanda yayından kaldırılıyor. Niye? Parayı kontrol edenlerin hoşuna gitmiyor. Çünkü niye? Öyle bir yer var olsa ve hazine olsa ne bileyim oradan petrol çıkarsa, elmas çıkarsa bu adamların işine gelmez. Oranın bilinmemesi gerekir. Yani bu adamlar niye 80 ülkeye imza attırıyor? İşte buraya savaş açamazsın, buraya hükmedemezsin, ne bileyim buradan öte geçemezsin. Askeri bölge, niye askeri bölge yapıyorsun? Kardan buzlu bir yere niye askeri bölge yapar? Bir düşünce. Demek ki oradan bir planı var. Ha, bir de bir şey daha da söyleyeceğim arkadaşlar. Bir ara dünyada gökyüzünden böyle uğultulu, cayırtılı sesler geliyordu böyle gökyüzünden. İnsanlar yukarı bakıyordu. Hatırlayın. İşte İstanbul'dan, Amerika'dan, ne bileyim Brezilya'dan, farklı ülkelerden böyle yazın Google'a, şey YouTube'a. Dünyadan gökyüzünden gelen garip sesler diye yazın çıkar. Bu bir cayırtı sesi arkadaşlar. Bu cayırtı sesi bir şeyi delme, matkapla veyahut da büyük bir araçla delme cayırtı sesi. Dünyamızın üstü ve çevresi kapalı olduğu için belki de Antarktika'da adamlar çalışma yapıyor makinalarla. İşte dünyanın kabuğunu delelim, hani diğer boyuta geçelim. Bu sesleri dinlediğiniz zaman Amerika'dan duyulan ses de aynı. İstanbul'dan duyulan ses de aynı. Giresun'da da aynı ses duyulmuş. Oradan duyulan ses de aynı. Yani bunlar bir yere geçmeye çalışıyor. Bir yeri açmaya çalışıyorlar. Bu cayırtı sesi bir elmas sesi. Çok dikkatli dinleyin. Özellikle bunu ustalar iyi bilir. Bu bir şeyi delerken
çıkan o cayırtı sesi dünyanın kabuğunu delme sesi arkadaşlar. Bu ara ara dönemlerde oldu. Bir de bir şey daha soracağım. Daha önce anlatmıştın uçak hikayesini. Ben çok etkilenmişim. Yani ben çok etkilenmiştim gerçekten. Çünkü yani mantıklı geldi. Dünyanın gerçekten yuvarlak olmadığına dair bir hikaye anlatmıştın. Hatırlıyorum. İşte uçakların yolları uzattığına dair. İşte ha, rota. Rota olayını anlatmıştın. İstersen ondan bahset. Bir de ondan kısa bahsedeyim. Sonra daha derin bir yere gireceğim. Dakikamız var değil mi? Devam edebiliriz. Bilmiyorum. Yani bir 5 dakikamız daha. Tamam, güzel. Rota olayı zaten bunu pilotlar falan iyi bilir. İşte Rus pilotlar, Amerikan pilotlar. Birçok gerçeği bilen pilot der ki biz bu rotada gitmesek, yani şu şekilde dönmesek, düz gitsek yine aynı yere varıyoruz diyor adamlar. Bununla alakalı videolar da var, izleyebilirsiniz. Mantıklı. Yani o kadar çok şey var ki dünyanın yuvarlak olmadığını belli eden. O kadar çok şey var ki şaşırırsınız. Bir izlemeye başlayın. Fikriniz değişecek arkadaşlar. Biraz açılın ya. Yani biraz geniş görüşlü olun. Yani hep böyle bu düzenin, televizyonlarının, medyasının hakim olduğu bilgiyi aklınızda yer edinmeyin. Biraz genişleyin ya ufkunuzu. Siz Z kuşağısınız. Tamam, burada her kuşak izliyor. Her, yani her yaştan insan sorgulamak izliyor. Sorgulamak gerekiyor bence de. Sorgulamak yani. Gerekiyor. Hani nasıl diyorsun, bu nasıl oluştu, bu nasıl şey oldu? Hep insan sorgulamalı. Evet. Sorgularsak doğru yere ulaşacağız hepimiz. Rotaları kısa kestim ama onunla alakalı videoları izlerlerse bizim bu anlatacağımız şeyler ulaşacaklar. Bir de ben size yeryüzünden bahsedeceğim arkadaşlar. Yeryüzü çok uzun bir mevkide. Dünya ise yeryüzünde bir nokta kadar, yani nasıl diyeyim size, şu odanın tamamını yeryüzü olarak düşünelim. Dünyanın kapladığı yeri ben size iğne ucuyla gösteriyorum. Dünyanın kapladığı alanı, yeryüzündeki. Ya diyeceksin ki sen şimdi ne diyorsun, çıldırdın mı? Yok, çıldırmadım. Yüce Allah'ımız yeryüzünün boyuyla alakalı söylediği bir metinde şöyle diyor. Bir kuş uçuşluyor. Yani arşı alanın direkleri. Yani yeryüzünde arşı ve yer, 7 kat yeri tutan işte bu 4 tane direk diyelim. Bir direkle diğer direğin arası kuş uçuşu 500 yıl arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Şimdi bir tane kuş, serçe kuşunu dünyanın bir ucundan bir ucuna yol edeceği, kat edeceği yol ortalama bir 5 ay uçsun. Hiç durmadan. Evet. Yemeden içmeden. 5 ay sonra dünyanın dışına gidiyor. O zaman Allah diyor ki bir kuş uçuşu diyor. Yeryüzünün boyu 500 yıl diyor. Kuş 500 yılda gidiyor. Biz ne dedik? 6 ayda dünyadan çıkıyor. Evet. O zaman kaç tane dünya geçiyor? Çok. Boy. Varlık alemi çok arkadaşlar. Allah, Yüce Allah'ın yarattığı varlık alemi 19 bin alem var bizim bildiğimiz. 19 bin alem. Dünyada insan ve cinlerin bulunduğu bir alem. Burada insanlar ve cinler yaşıyor dünyada. Diğer alemlerde kim yaşıyor? 18.998 alem daha var. Bu kuş uçarken onların diyarlarından da geçiyor. Aynı nasıl bizim dünyamızdan yol aldı o anlattığımız kuş. Yüce Allah yani diyor zaten 500 yıl uçuyor anca varıyor diyor. Yani. Yani bilmediğimiz yerler var. Tabii yeryüzünde bilemediğimiz yerler var. Aynı nasıl uzay, hani bize anlattılar, yok işte başka gezegenler var. Bu bizim düşündüğümüz şeyden daha büyük bir mevkiden bahsediyorum. Daha büyük bir zeminden bahsediyorum. Zaten kıyamet koptuğunda da her şey dümdüz olacak diyor. Yani düşünsene, yani o kadar büyük bir şeydeyiz ki, ama Siyonist düzen bizi bir şekilde kandırdı. Yuvarlak, yuvarlak dünyadayız. Bizi burada hapsettiler. Hapis değiliz biz arkadaşlar. Hepimiz düşünebiliyoruz. Siz de düşünebiliyorsunuz. Ya zaten hep böyle küçükken de farkındaysanız, ya dünya nasıl yuvarlak? Hani hep böyle bir kafamızda bir soru işareti oluyordu. Yani benim de oluyordu şahsen. Şimdi arkadaşlar, videomuzun yavaşça sonuna geldik. Evet. Bizim bir konumuz yoktu. Dedik biraz düz dünyadan bahsedelim. Düz olarak diye düşünmeyin. Yani Yüce Allah'ımızın bildiği gibi, bize söylediği gibi. Artık o nasıl yarattıysa. Ama kesinlikle ve kesinlikle internetten ve NASA'dan duyduklarımız gibi değil.
Bunu bir gün bu yalan ortaya çıkacak. Ben adım gibi eminim. Biz bunu görürüz. Ben ortalama 40 yaşındayım. 60'ıma görmeden bu NASA'nın yalanları falan ortaya çıkacak. Buna inanın. Kalbinizi temiz tutun. Hepinizi seviyoruz. Kanalımıza abone çok olun. İyi bakın. Kardeşimin abone olun. Kanalına abone olun. Kardeşim aynı büyümek şekilde istiyor. Ama biz yalanlarla büyümüyoruz. Doğrularla büyümek istiyoruz. Kendi sizin de desteğinizi bulun. Bekliyoruz. Çak kanka. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.